Herkese merhabalar arkadaşlar. İlk videomda bilgisayarımızı toplamıştık. Neler yaptığımızı göstermiştik. Yaptığımız testler sonucu beni önceden şimdilik şunu şöyle yapıyorum. Bunun açıklamasına geleceğiz. MSI'ın RX 570 modeli vardı. Bundan pek memnun kalmadım. Neden? Çünkü oyunları en yüksek seviyede oynamak istedim. Ama bu bize biraz yetersiz kaldı. Şimdi bunu söktük. Bunu o yüzden buraya ayırıyorum. Neden bunu aldığımla ilgili size böyle bir giriş yapmak istedim. Yani bu kart oyunlarda yüksek performans isteyenler için tam cevap vermiyor arkadaşlar. O yüzden bunu çıkardık bilgisayarımızdan. Evet, yeni bugün aldığımız MSI'ın 1660 Super Gaming X modeli. Sizlerle birlikte bir kutu açılımı yapalım. Bakalım görelim neler var. Arkadaşımız biraz üstten çekerse ben önemli değilim. Kutu açılımı yapıyoruz sonuçta. Şöyle hep birlikte. İnanın şu an ben de ilk defa kutuyu açıyorum. Hani önceden açıp ne var ne yok yapmadık yani. Daha yeni geldik. Şöyle bir kutu açılımı. Bakalım neler var, neler yok. Şöyle bir koruyucu şey çıkıyor. Böyle bizi bir MSI'ın zarfı kaçırıyor. Bakalım içinde neler var arkadaşlar. Şöyle bir kitapçı var. Şöyle koyayım. Şöyle bir kullanım şeyi var herhalde. Evet. Onu da böyle koyalım. Zarfta arkadaşlar başka bir şey yok. Böyle bir zarf karşıladı bizi. Bunu da böyle koyalım. Bu neymiş? Teşekkür ediyor. Hem mesela aldığınız için vesaire vesaire. Şunu da koyalım. Evet arkadaşlar, canavara geldik. Canavarımızı şöyle bir çıkaralım. Arkadaşlar abartmıyorum. Yani 1 kilo var herhalde yani. Yani gramajını buradan bir görsem de söylesem size, gerçekten elinize aldığınızda belli bir ağırlığı var. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunu tabii ki bilgisayarımıza takıp bunun şeylerine bakacağız, verilerine bakacağız, çekirdek hızlı şeyler, hepsini sizle paylaşacağım. Oyun performanslarını paylaşacağım. Burada bakalım arkadaşlar. Kutuda başka herhangi bir şey kalmadı. Onu da buraya koyalım. Şöyle sizlerle birlikte bir açalım. İlk defa açtım. Böyle bakalım. Bunu Vatan bugün açıldı arkadaşlar. İnternetten almak istemedim. Kendim bizzat yetkilisinden bilgi alıp aldık bunu. Bugün Vatan'dan aldım. Yaklaşık 2.533 lira bir maliyeti oldu bize. Şöyle arkadaşlar şeylerini gösterelim. Gayet güzel. Fanlar gayet güzel duruyor. Şöyle arkasını gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu arada oyun oynayanlar için biz buna sahip olduk. Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Allah size daha iyilerini nasip etsin. Biz çünkü bilgisayarı belli bir maliyetle topladık. Hem topladık hem de bunu yani boşa çıkardık arkadaşlar. Bu kartı artı üstüne bunu 2.500 küsür liraya aldık filan, bayağı maliyetli oldu. O yüzden Allah size daha iyilerini nasip etsin diyorum. Evet arkadaşlar. Biz bunu yaşadık. Evet arkadaşlar, şimdilik videoyu böyle keselim. Ondan sonra bunu normal video olarak atarım. Ondan sonra kurulumunu yaptıktan sonra size performansı ile ilgili bilgiler veririm. Böyle dönelim bize.
Evet arkadaşlar, şimdilik kutu açılımı böyle. Hissiyatı gerçekten çok güzel. Yani şöyle, bilmiyorum hisseder misiniz ama elimin hareketlerinden gerçekten bir ağırlığı var, yani boş değil. RGB'li bu arada, ışıklı. Şöyle de göstereyim size. Evet arkadaşlar, bu açılımı burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.